Merhaba, Bir Portre'den hepinize merhaba. Bugünkü programımın çok özel bir konuğu var. Nisan'ın son haftasındayız ve geçtiğimiz günlerde 24 Nisan'da Ermeni soykırımının 100. yılını anarak geçti. Bugün çok önemli bir gün çünkü 100. yıl için farklı beklentiler vardı. Özellikle Ermenilerin beklentileri. Bunlarla ilgili çok fazla yol alınamadı ne yazık ki. Ama bu anma ile ilgili özel konuğumun bugüne özel anıları var. Bunları konuşacağız sizlerle. Bundan birkaç sene önce Sevak Şahin Balıkçı'yı kaybettik. Hem de 24 Nisan'da. Annesiyle birlikteyiz. Ani Balıkçı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstedim ki bu anma gününde Sevak'ı analım. Çünkü her 24 Nisan aynı zamanda Sevak'ın ölüm yıl dönümü. Bir takım anmalar gerçekleştiriliyor. Zaman çok kısa olmasına rağmen. Şüpheli ölümüyle ilgili başlayan süreçte bir hukuk mücadelesi veriliyor ve bu hukuk mücadelesi halen devam ediyor. Birçok olayda olduğu gibi. Sevak için Adalet Platformu kuruldu. Birçok destekler oluşturuldu ve dava süreciyle ilgili epey yol kat edildi aslında. Hukuk gerçek anlamıyla hayata geçiyor olsa birçok farklı şey olabilirdi. Bu süreçte neler yaşandığıyla ilgili Ani Balıkçı'yla konunun üzerinden kendi bilgileriyle birlikte değerlendirelim ve analım istedim. Sizi o döneme götüreceğim ama açıkçası basında ilk zamanlar çok fazla yer almamıştı benim hatırladığım kadarıyla. Özellikle sanıyorum İsmail Saymaz'ın kitabından sonra daha çok kişinin haberi oldu Sevak'ın ölümüyle ilgili. Ve bu süreçle ilgili bölük pörçük bilgiler var ama toparlayacak olursak öncelikle bir kaza olduğu söylendi. Batman'ın Kozluk ilçesinde Gümüş Örgü Karakolu'nda görevliydi ve yanılmıyorsam 23 gün kalmıştı tarihine. Ve bir kaza sonucu öldüğünü öğrendiniz. Size haber verilmediğini öğreniyorum detaylarından. O döneme gidelim mi önce? Şimdi evet, ilk savcı tutanağında şaka olarak yazılmıştı. Hı hı. Sonra değiştirilmiş, kaza olarak tutanak tutulmuş. Hı hı. Sonra bize geç gelmesinin bir nedeni şu, biz yeni taşınmıştık Şişli'deki evimizde. Hı hı. Adresi kimse bilmiyordu. Hı hı. Komşularımızı da eski telefonlarımızdan herhalde buldular. Onun için bir süre bizim eski evin önünde vakit geçirilmiş. Hı hı. Sonra bize haber geldi. Saat 11'de olmuş olay zaten. Orada Kozluk'ta. Biz 3 falan da öğrendik. Hı hı. Ve internetten daha çok değil mi? Duyulmuş. Eşim, o gün zaten 98 yılda bir gelen, aynı zamanda 24 Nisan'a gelen Paskalya, hı hı, bayramımızdı. Hı hı. Bir gün evvel misafirlerimiz vardı yeni evimizde. Hı hı. İşte yerleşme telaşındaydım. Bir kız epey yerleşmiştik. Hı hı. 23 gün sonra da Sevak gelecekti. Öncelikle onun odasını yerleştirdim. Çünkü hep telefonda sordu. O bilmiyordu taşındığımızı, bizden öğrendi. Aman ne olur benim eşyalarıma bir şey olmasın, çizimlerime bir şey olmasın, seramiklerine bir şey olmasın, hı hı, tembihlemişti. Korkma dedim, hepsi tam geldi, hiç karıştırmadık. Ama kendi gelemedi tabii. Eşim çarşıya inmişti alışveriş için. Dönüşte bir arkadaş arıyor onu, diyor ki internete diyor bir bakar mısın diyor. Oğlun için bir şey yazıyor diyor. Neyse, çıkıyor eve, geliyor, bir bakar mısın böyle bir telefon geldi bana diyor. Ben de annemle oturduk, Paskalya çöreği yiyip çay içecektik. Hı hı. Zaten ondan Sevak'a da yollamıştı. Bakayım ama dedim, hangi siteye gireceğim, nereye gireceğim internette. Tekrar açtı arkadaşına, Sevak Şahin Balıkçı yaz, çıkar dedi. Bazım çıkmadı. Eşim o ara tel örgü yapıyorlar diye haber alıyor şeyden, karakol, hı hı, arıyor. Tel örgü de amca diyorlar ama kendi çıkmıyor tabii. Telefonla da arıyorsunuz. Evet.
Telefonla arayabiliyorduk, evet. Bilgi alıyorduk ya da kendi müsaitse geliyordu, konuşuyorduk. O arıyordu bizi. Neyse, Kozluk yazdım. Kozluk Son Haber diye çıktı. İki erden birisi şakalaşırken vefat etmiştir. Otopsi için hastaneye sevk edilmiştir deyince gitti olan diye çığlık çığlığa birbirimize geçti. Olamaz dedi eşim hala. Yok dedim, gitti. Otopsi diyor burada dedim. Ölmüş, otopsiye gidiyor. Böyle öğrendik. Ondan sonrası hatırlamıyorum. Bir süre sonra kızımı hemen çağırdık. Bir arkadaşımı çağırdım. Hani gelin diye birilerini arıyorsun o anda. Evet, annem var, eşim var ama sanki belki yalanlamak mı isteyecektim onlardan. Bilemiyorum ki hali ruhiyetimi. Zordu kabullenmek ama birden kabullenir gibi de oldum. Ona da hep hayret ediyorum zaten. Neden bilmiyorum. Kızım geldi, isim benzerliğidir, anne değildir diye üzüntülüydü. Yok, sonra baktık telefonlar şeyle, bir de baktık askerler geldi. O arada hep şehit haberleri vardı. İntihar, kaza, Kürtler, Aleviler. Bir tane bizim Ermeni işte. Ondan sonra inanın seyrederken çok üzülüyordum. Çatışmalardan korkuyordum Batman çıkınca. Sonra öğrendik ki orada çatışma olmuyor. O köy boşaltılmış. Fakat birkaç on yıldır falan köy tekrar yerleşime açılmış. Orada pek saldırı olmuyor dediler. Ama tabii yine tetikteydim. Sonra az günü kaldı. Aman bir şey yok. Olmaz. Ya teselli buluyordum kendi kendime. Sizin de biraz evvel dediğiniz gibi enerjiyle aman yok yok. Bir şey İnanmak olmaz, istemiyor bir şey olmaz. Evet. Bir de şöyle bir şey vardı. Hep o geliyordu aklıma. Bizim bir tanıdık askere gidiyor, şırnağa düşüyor. Siper'e sokuyorlar çocuğu. Herhalde çatışma olacaktı. Bilmiyorum, bilemiyorum. Aman diyor komutan, çıkarın bunu buradan, bayrağı da saramayız bunu diyor. Ha, bunun için çatışmaya falan yollamazlar bizimkini diyordu. Bu pozitif ayrımcılık da benim için hoş değil ama öbürleri evlat değil mi? Yani neyse. Ama herhalde bayrağa sarılamaz, şehit olunamaz diye mi? Bilemiyorum. Bu da böyle de bir tesellim vardı. Hani bir şey olmaz, oralara bir şey olmaz. İçeride hiç düşünmedim bir şey yapacaklarını. Sonra askerler gelince, kızımla askerler geldi. Hep böyle geliyorlar, evlere de gidiyorlar. Bu iş doğru dedik. Ondan sonra da işte süreç başladı. Bize sordular gelen albay mıydı, rütbeleri fazla bilemiyorum. Bilmek de istemiyorum zaten. Bayrağı sarabilir miyiz diye sordular. İlginç bir soruydu benim için. Sarabilirsiniz. Başka bir ülkede yaşamıyorum. Bu ülkenin vatandaşıyım dedim. Yıllarca o bayrağın altında göndere çektik. Çocukları eğittim. Bayrağı öğrettim. Ve de askere kabul ediliyor sonuçta. Yani askere de gidiyor. Tabii dedim. Siz onu... Zihinlerdeki bu algısı çok enteresan. Sonradan şaşırdım tabii bunlar. Hep sonradan. Çünkü anında iğneler falan yapıldı bize. Hep ruha gibiydik. Sarabilirsiniz, biz de üstte çiçeğimizi koyacağız hat şeklinde dedim. Biz fazla dindar da biri değiliz. Ama işte cenazemiz, düğünümüz, vaptizlerimiz için kiliseye gidiyoruz. Öyle de oldu zaten. Öyle girdi. Evet, bir sağ olsunlar diyeceğim. Öldürdüler, sonra da başsağlığına geldiler. Kilise doluydu askerlerle. Beni şaşırtan olayı okurken ki duygularımdan bir tanesi, bakanlar düzeyinde de katılım olmuş cenazeye. Evet. Bu tarz bir örnek çok yaşanmamış daha önce. Egemen yani, Bağış vardı, evet. Çok enteresan. Onun dışında yani birçok ilki barındırıyor aslında sonrasında yaşanan şeyler. İşte
Gene olay gününe dönecek olsak mesela iki ayrı tutanak tutulduğu anlaşılıyor. Yani sonrasında zaten hani çelişkilerle yüzleşiyorsunuz. Önce insan bir kaza olduğuna belki inanmak istiyor, bilemiyorum. Sonrasında yaşadığınız birçok çelişki var olayla ilgili. Evet, önce zaten kaza denince inanın ben kaza dedim. İşte vuran çocuğun ailesi aradı bizi telefonla. İşte çok üzgünüz falan. Dedim ki sadece bir şey sordum. Tam tersi olsa ne yapardınız? Sevak şimdi hapisteydi zaten kesin. Ama Sevak silahı seven bir çocuk değildi ki. İlk aldığı gün anne silah verdiler bana dedi. E dedim onun için gittin oğlum, içi boştur dedim. Yani ondan korktuğundan değil, silah oyuncağı bile olmadı. Tuhaf geliyor. Diyeceksiniz ki madem öyle niye yolladınız? Gerekliydi, vatani göreviydi. Belki yazıcı olur, belki başka bir şey olur diye hep düşündüm. Zaten şey istiyordu, araba kullanmak ehliyeti vardı. O da zor iş dedim, zimmetli olacak sana. Nasıl yapacağız, geleceğim, parça alacağım, gideceğim falan. Aman onu yapma dedik. Yapmadı onu zaten. Ama bu sefer başka işlere tabii girdi orada. Şey düzeyinde, evet, devlet düzeyinde gelmişti. Hatta ben sonra bunları internette töreni görüyorum. O gün hiçbir şey farkında değilim. Şehit sayılacak mı Sevak'ta diye sordular orada. Soruyorlar Egemen Bağış'a. Sevak da benim için şehit diyor. Ama sonra şey, Devlet Bahçeli Bey gayrimüslimde şehit olmaz dedi. Belki olmaz, doğru. Müslüman dininde var şehitlik. Bizim şehitlerimiz zaten 100 yıl önce 1915, çok katlarız 1,5 milyar. Artı 2 oldu şimdi. Öyle ki bizim şehitlerimiz başka, eve Sevak da onların içine girdi zaten. Saymasınlar, devletin şerefi o zaten. İnternete bakarsanız diğer şehitlerde çıkıyor Sevak. Tek o. Çok tuhaf. Diğer şehitler ne demek bilmiyorum ama öğrenemedim. Açıklaması yok. Bu tarz bir örnekle yakın zamanda, şimdi ismini hatırlamıyorum ama Almanya'da ölen bir Alevi kardeşimiz. Burada imam tarafından yıkanması ve işte dini ailesinin talebiyle talep ediyorlar ve yapılmıyor. Yani orada burada, Almanya'da. Burada Türkiye'ye getiriliyor. Alevi olduğu için. Evet. Bunlar da çok sıra dışı örnekler. Yani ailenin isteğiyle bu şekilde gömülsün isteniyor ve kabul etmiyor mesela dini görevliler. Yani ya zaten kimde olsa yıkanıyor. Çok çok enteresan. Yani kişiye özel yıkanmadan tavırlarla karşılaşılıyor. tekrar dönecek olursak ilk etapta kuşkularla birlikte hukuki sürece geçiliyor. Ondan sonra neler oluyor? İlk zaten evet, ben hatta şöyle düşündüm, sınıfımda benim böyle bir olay olsaydı ne yapardım? Birden o askeriyeyi düşündüm, baştaki komutanları. Bilmiyorum ne yapardım. Zaten birbirleriyle dövüşen falan olsa birbirlerine özür diletirdim falan ama bunda özür dileyecek bir durumda yani yok zaten. Mantık önce açığa çıkması için her şeyin yapılması ama gerektiğini sonra söylüyor ama evet, öyle olmadığı anlaşılıyor. Sonra 24 Nisan niye 23 değil 25 değil diye düşündüm. Evet, 24 Nisan ve Paskalya Bayramı. Ve sonradan öğrendiğime göre ikinci yılı çok daha az bir kitleyle anması varmış soykırımın. Herhalde ona bir gözdağıydı bu. Ama kendi tek başına, ama bir etkiyle olasını bilemiyorum. Şu anda benim önümde o var. Onun ceza almasını istiyorum. Ceza alsın almasın, bir yerde de yani geri gelmeyecek oğlumu zaten. Büyük şeyle, tutkularla, umutlarla yolladım. Bana tahta bir kutu içinde geri yolladılar. Bütün elbiselerini istemişti, çok az kalmıştı. İşte bir uçak biletini yolladım ama uçağın üstünde, herhalde o sıra boş. Kendi uçağın altında geldi. Bize bir kağıt gelmişti ondan önce ki
İşte her türlü problemiyle ilgileneceğiz oğlunuzun. Bir problem olursa bizi arayın falan. Nerede kollamamışsın sen onu? Ne orada hiç kimse yok başlarında. Dolduruşu alıyor. Durduğu yerde nöbetçiymiş. İyi güzel ama orayı yok ortada. Sen niye dolduruyorsun? Herkes emniyeti kapalı gitmiş. Bunun emniyeti aç. Hı hı. Seri ateş eden bir tüfeği ayarlarsan bir tane de atarmış. Bunları da öğrendim. Sen bir tane atıyorsun. Her şeyi hazırlamışsın. Daha bundan başka bir delil neyi bekleyeceğim? Hı hı. Husumet yok arada deniyor. İşte çok iyi arkadaştılar. Böyle başladı. Hı hı. Hepsiyle iyi arkadaş. Grup orada zaten. Ve de şakalaşma diye ısrarlar. Şakalaşma diye ısrarlar. Çünkü evet oğlum çok şakacı bir çocuktu. Hep şakalar yapardı. Zaten resimlerine bakıyorsun. Hepsinde gülüyor. Okul resmi çekilmiş, kafayı eğmiş gülüyor. Orada tek yamuk duran bu. İlla bir şey yapacak. Hı hı. Orada da yapıyormuş şakalar. Hatta yanındaki çocuk diyor ki şaka yapıyor sandım diyor yere düşerken diyor. Ayaktaymış. Ve ayakta yapma abi diyordu herhalde. Hı-hı. Tüfeğe karşısında görünce. Ellerinde çünkü, falan iz yok. Çünkü sonraki ifadelerde tam olarak hedef alındığı anlaşılıyor. Evet. Ifadelerde. Evet. Nişan almış. Bilir kişinin raporu var. Hı-hı. Dümdüz girmiş. Hı-hı. Ama bana iki delikle nasıl yollarsınız ya? İki vücudunda iki delikle. Hiç konuşamamış zaten. Öyle bir şey ki bütün organlarını parçalarmış o. Nasıl bir tüfekse, nasıl bir kuş. Yine İsmail Saymaz'ın kitabına gideceğim. Bu tarz örnekler vermiş. Birçok vaka detaylarıyla incelenmiş. O kadar tuhaf şeyler yaşanıyor ki, yani bu tarz kazalar oluyor. Yani intihar süsü veriliyor, şaka ya da kaza deniliyor. Öyle olmadığı anlaşılıyor sonraki araştırmalardan. Hukuki süreç düzgün işlemiyor ve o kurşunun parası ailelerden bile isteniyor. Bunları okuduğumda şok geçirdim gerçekten. Biz o ailelerle beraberiz. Onlar bir dernek kurdular. Hı hı. O dernekte ve inanın neler gördük orada, neler duyduk. Parçalanmış suratlar intihar etmiş burasına dayayıp. Alnında iki delikle intihar ediyor. Estetik yapmışlar, baba fark etmiş. O şey dediğinizde onunla da zaten beraberdik. Kurşun parası isteyen, bir de ödememişler faiziyle istiyorlar. Bunlar nasıl olabiliyor? Yani utandırıcı. Yani böyle bir karar olsa bile bir takım insanların, hani görevli insanların konuyla ilgili daha duyarlı, daha farklı bir yaklaşım içinde olması gerekmez yani mi? Çok tuhaf. Evet, anlamadığım bir şey, askerin içinde oluyor buna. Askeri, yani komutanlar neden çekiniyor? Onu yapan suçlu kimse cezasını evet. Ona ne? Yapmış içinde çıkmış bir pislik. Ama oraya geleceğim. Şimdi olayın işlendiği dönem ve süreç içerisinde belki Sevak sizinle paylaşmadı ama nişanlısıyla ya da ablasıyla olan paylaşımlarını okudum da kendisine karşı yapılan son derece nefret suçu kapsamına giren davranışlar var. Herhalde sizi üzmemek için bunları paylaşmadı ama sonrasında bunların hepsinin birer tehdit ya da nefret suçu kapsamına girdiği anlaşılıyor. Bunlarla ilgili olaylar birleştiğinde zaten çok netleşiyor her şey. Onlarla ilgili paylaşmak ister misiniz birkaç tabii. Örnek? Bilecik'te ilk Acemi Birliği'ni yaparken Ermenistan'la savaş çıksa sen ne yaparsın diye sormuşlar. Hı. O da demiş ki arkama dönüp ateş edemeyeceğime göre karşı ederim demiş. Sonra burada bunu onu söylemişti bize ama boş ver söylerler öyle dedim. Burada da Ermenistan'la savaş çıksa ilk seni vururuz var. Hepsi inkar ettiler. Duyumu kimden aldığını söyleyen de var. Ben söylemedim dedi. Hmm. Hatta sanık da yok dedi. Aha, Abdullah söylemiş. Arkada sevgilisine söylediyse bakın. Abdullah söylemedi dedi. Başka biri söyledi orada. Ben de onu korudum dedi. Demek ki bu laf varmış. Kimin söylediği şu havada kaldı. Sonrasında ama söylemiş çelişkiler, oldu. Çelişkiler evet. Evet.
Ermeni olduğu biliniyor muydu dediler. Biliyorduk diyorlar. Biraz sonradan öğrendik diyor. Hı hı. Ya önce insandı ya, önce insandı o. Ermenisi, Kürdü, Türkü olsa ne olacak? Bir sürü dostum var benim Ermeni, Müslüman, Alevi. İnsan diye bakıyorum. Ben onun dinini sormuyorum ki. Böyle çelişki şey, son yediğin çörek olsun dedi var. Ki da... siz yapıp gönderiyorsunuz Paskalya çöreğini ve yani Savak'a bu senin son yediğin çörek olsun var, deniliyor. Evet. Orada zaten çıkamıyorlar dışarı. Çıksalar belki pastaneden falan da alacaklar. Canları çekti herhalde. O da arkadaşlarla paylaşmak istedi. O çörek zaten her dakika satılan bir şey. Adı evet maalesef Paskalya çöreği diye satılır. Nerede olsa. Ama bu kadar yanlı davranışlara rağmen sizden Paskalya çöreği isteyip bunu arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen yapısı ne kadar barışçıl bir insan olduğunu gösteriyor aynı zamanda. Bu da şaşırtıcı. İşte ben onu diyorum hep. Sevak 7,5 aylık doğdu. Hı hı. Çok zor günler geçirdik. Küvezde büyüdü. Büyüdü desem 40 gün kaldı. Biraz kilo alınca eve çıkarabildik. Başından seromlar çıktı. 2 kere kalbi durdu. Yine 24 Nisan'dı. Hı hı. O çok şaşırtıcı. Evet. 1 Nisan bir doğum Nisan günü. 1 Nisan doğuyor. 23'ünde kalbi duruyor. Evet. Erken doğumda. Ve sonra hayata tutunuyor ve mücadeleyle çok zorlu bir süreçle hayata geliyor evet. Aslında. Yani onun için evin göz bebeğiydi. Hep korkardım ki bir araz mı kalacak acaba diye. İşte kalbi duruyor, oksijensiz bir. Yok hiçbir araz kalmamış ama bir tane kalmış. İnsan olmak. İnsanlara insan gibi davranmak. Onun için fark etmedi. Fark etti ama bana bir şey olmaz, yapmazlar. Bunlar yakın arkadaşlarım diye düşündü. Çünkü sevgi doluydu ismi gibi. Hı hı. Sevgi dolu, herkesi seven, insanlarla yakın dostluk kuran. Sizi görse hemen eğilir öperdi. Tanısın tanımasın merhaba dediğini. Sıcakkanlı bir çocuktu. Onu da zaten arkadaşları diyor. Şakalaşan, espritüel bir çocuk. Sanatkar zaten kötülük düşünemez. Seramik bölümünden mezun olmuş galiba. Evet. Yıldız hı-hı. Teknik'ten. Hı-hı. Maçka sanatta okudu. Plastik sanatlar. Ona hevesliydi. Kültür dersleri o kadar iyi değildi. Hı-hı. İdare ediyordu öğretmenleri de sağ olsunlar. Çünkü sanata yatkındı. O yöne de yönlendirdiler zaten okulumda. Hı-hı. Yönelmesinde sizin de etkiniz olmuştur. Siz de öğretmensiniz tabii. Sonuçta. Oldu. Şöyle ki 8-9 yaşındaydı. Avanos'a gitmiştik Ürgüp'ten sonra. Orada gördü seramik yapımını. Ben bundan yapacağım dedi dönüşte. Ben de çok etkilenmiştim. O atölyeleri hatırlıyorum. Ustalar gözünüzün aha. Önünde yapıyorlar. Çok etkileyici bir atmosfer. İşte şey çevriliyor. Evet. Küp yapıyorlardı. Ben bundan atölye aramaya başladım ben. Sonra bulduk. Bir atölye öğretmeni de çok yardımcı oldu ona. Epey orada bir çalıştı. Hafta sonları giderdi. Hı hı. Sonra onu yapmak istedi. Üniversite dedi, onu okudu zaten. Sonrasında da anısına bir sergi açılmış eserlerinden. Hocasının ismini de not almıştım aslında. Aniset Yandı hocası. Mayıs ayında açılan evet. Bir sergisi var aynı zamanda onun eserlerinden. Evet. Nisan ayında açıldı. Nisan mıydı? Sebak için açılan. Evet, evet. Evet, 1 Nisan doğum gününde açtık 2012'de. Hı hı. Sağ olsun bir arkadaşımın restoranında o günü Sevaga özel açtı. Hı-hı. Orada yaptık Cihangir'de. İşte epey ziyaretçileri vardı. Sonra tekrar yapamadı işte başka şeyler girdi araya. Bu dava sürecini biraz toparlayalım mı? Neler yaşandı? Ben birkaç isim mesela not aldım. Kıvanç Ağoğlu öldürdüğü düşünülen kişi. Ömer Korkmaz, Fazlı Keskin, Halil Ekşi, Mesut Baştaş, Yılmaz. Bunlar hem rapor tutanlar hem görgü tanıkları olan askerler. Bunlarla ilgili çelişkili ifadeler sonrasında hukuki süreçte farklı bir yola giriliyor. Sonrasında şimdi avukatınız bizi, da Cem Halavurt, evet. Onun açıklamaları var. İlk bizi tatbikat değil de olay yerini görmek ister misiniz dediler. Hı hı. Çarşamba Sevak
kaldırdık, toprağa girdi. Pazar günü bizi götürdüler. Çıktık evet oraya. Bir dağ, bayır, engebeli bir yer, her neyse. İlk yanında duran çocuğa sordum. Titriyordu çocuk. Mehmet İdekçi o. Ki geçen Kayseri'de de onu tekrar sorguladık. Tüfeği tele sokmuştu, ateş etti dedi. Ben götürdüm hastaneye dedi. Sevak abi dedi, beni çok severdi. At şeyi onlar, devresi. Hı hı. Daha genç çocuklar. Sevak abi dedi, bana dedi çok şakalar yapardı dedi. Hatta Kayseri'de anlattı, bir gün uyuyormuş kantinde mi neredeyse. Bu tepsiyi almış, kepçeyle vurunca çocuk elinden fırlamış. Bir de yat ben sana yapayım demiş, kulaklarım bir çok çınladı demiş. Bana bunları yapardı, hep dedi, şaka yapardı dedi. O öyle deyince ben kızıma hatta dedim ki tamam yeter, ben daha gitmiyorum, öbürlerini onlar sorgulasınlar dedim. Avukatımız, eşim ve damadım. Biz çıktık oturduk. Yürüyemiyorduk çünkü orada. Spor ayakkabılarımıza rağmen her neyse. Onun yanında da Halil Ekşi var. Hı hı. Halil Ekşi'nin ifadesi de öyle. Evet. Benzer. Çocukların ifadesi de işte ateş duyduk falan ama mahkemeye geldiler, hepsi değiştirdiler. Çünkü orada alınmış, içeri briefing verilmiş. Hı hı. Ama orada da ne söylemiş? Astsubay işte dedi Kayseri'de. Sonra ifadeler görmedim şeklinde duymadım, dönüyor. Evet. Okurması. Halil Ekşi en önemli olay o benim için. Hı hı. Halil Ekşi verdiği ifadeyi askerden sonra değiştirtiyorlar. Ve de ifademizin değiştirilmesi istendi ifadesini kullanan kişi de odur değil evet, mi? Evet, evet. İş yerine gidiyorlar. Hı hı. Açık açık anlattı sonradan. Ama 6 kere ifade vermiş oldu. 6 kere ifade verene ne kadar inanılır diye onlar savunuyorlar. Sonradan. Her neyse ne. Ailece ifade verdiler ki geldiği günden hepsi çocukların şoka girmiş bu olayda. Hı hı. Psikolojik sorunlar yaşamışlar. Hı hı. Döndükten sonra da aynı durum devam etti diyorlar. Hı hı. Çocuk odadan çıkmadı diyor annesi. Halil Ekşi'nin. Ama telefonda hiç durmadı diyor. Hatta telefona sıkılmış, abisi almış telefonu artık. Hı hı. Aramayın bizi de iş yerinden bulmuşlar. Bülent Kaya denen şahıs, hı hı, iş yerinde buluyor, ifade değiştir diyor ve savcılığa veriyor orada. Hı hı. Yetkisi var mı? Sonra çocuk dedi ki evet, onlar davadan vazgeçti. Hı hı. Onun için sen bunu kurtar demişler. Hı hı. İşte bu, ama şey çocuklar değil, doğru da konuşmuyorlar. İşte kurma sesini bunu duydum diyor, duymadım diyor. Öbürü diyor duydum diyor. Kurma sesini duymuş, ateş sesini duymamış. Mümkün mü? Ama baktığımda diyor tüfek ona tutulmuştu diyor, bu son verilen ifadede. Tüfek Sevaga doğruydu diyor. Arada husumet yok deniyor. En çok ben şimdi buna takılıyorum. Bir 12 ay herkes yani vuracak insan, ben seni vuracağım, ben seni vuracağım diye dolanmaz orada herhalde. Evet. Yakınında dolaşır ki bir puntuna getirsin. Bir de bu ağırlıkla askerlik yapmak ne kadar ağır bir yük olsa gerek. Yani bunu çok sık yaşadığı anlaşılıyor verilen örneklerden. Evet. Evet, yaşamış. Aslında bunu hani bütün topluma yaydığınızda sürekli böyle bir korkuyla yaşayan bir kitle olduğu anlaşılıyor. Yani belki de bunu hani kabul etmemek gerekiyor. Yani bu Sevak'ın yaşadığı örnek belki de hani diğer Ermenilerin bugüne kadar yaşadıkları hayat boyunca, terlediniz sizi bunu uzatayım, örnekleri bir şekilde paylaşmaya dönüşmeli diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Paylaşılmalı ve yetkililerin duyması gerekiyor. Ve normal olmadığı, bir algı yarattığı ve tehlikeli sonuçlara evet, doğru gittiği, ki bir ölümlü örnekten bahsediyoruz burada. 2000 kişi bunlar. 2230 kişi. Hı hı. 35 hatta. Ben İsmail Saymaz'ın kitabını okuduğumda bir asker kızıyım aynı zamanda. Hı. Ve askerliğe gerçekten karşıyım. Ve şeyi algılamakta çok zorlandım. İşte bir dönem işte çatışmalarda çok kişi ölüyor zannediliyordu. Bir dönem işte başka tarz bu tür olaylarda, ama anlaşılıyor ki askeriyenin içindeki ölümler, kazayla denilen ölümler
aslında çatışmalarla neredeyse yarışır düzeye gelmiş. Birçok kişi bunun farkında belki değil. Yani bu kitap okunsa, bu tarz örnekler, çünkü dernekleşti aileler, bunları paylaşıyorlar ve tekrar yaşanmamasıyla ilgili birçok platformlar kurulmaya başladı. Vicdani Red Derneği bunlardan bir tanesi. Evet. Biraz daha ilgiyle takip edilse aslında anlaşılacak ki çok fazla şey yaşanıyor. Hukuki süreç doğru işlemiyor. Ve aileler evlatlarını kaybettikleriyle neredeyse kalıyorlar bir başlarının. Çok acı bir gerçek. Sizin hukuki süreçte gelinen son nokta ile ilgili neler anlatırsınız? Son nokta şu anda zaten şeye gitmişti, Yargıtay'a gitmişti, son bitmişti kaza olarak. 4 yıl. Bir kere tutuksuz yargılandı, onu da belirtelim. Evet, hiç girmedi. Sadece askeri düzeni bozmaktan 3 ay iç girdi diye biliyoruz. Hı hı. Neredeyse bir disiplin cezası gibi, bir şey. Evet. Belki 3 ay geç geldi, bilemiyorum. Hı hı. Herhalde öyleydi. Usulen bozuldu. Mahkeme tutanakların üstüne mahkeme adı yazmıyormuş. Biz de ondan faydalanlar tekrar isteme hakkımız olduğu için, hı hı, mahkemenin tekrar başlanmasını istedik. Kıyafetlerinde sorunlar var. Kriminal inceleme istedik, kabul ettiler. Beyaz bir atlet çıkartıyorlar hep. Hı hı. O atlet onun değil diye günlerce her seferinde söyledik. En sonda çıktı bu Mehmet İdekçi, çünkü demişti ki orada biz atletle tampon yaptık götürürken yarasına. Hı hı. Şimdi tekrar söyledi, oradan buldu bir arkadaşla beraber gitmişler galiba Osmanlı. O oradan bir yerden buldu, bastırdık onu dedi. Ama ısrar ediyorlar ki bu atlet onundu diye. İlk muayene eden doktor yeşil içlikle geldi dedi, askeri içlikle. Hı hı. Öbürü de diyor ki üstünde diyor şey vardı diyor, kapüşonlu sweatshirt. Onun üstünde kamuflaj deniyor. O nerede bunlar? Onlar da yok. Siyah bir tişört çıkartıyorlar. Kaç kat giymiş bu? Ve üstünde delikler. Yani delmiş artık vururken, onlar bilemiyoruz. Hı hı. Şimdi kriminal inceleme istedik. Yani 2011'de oldu olay. Evet. Ve 2015 senesindeyiz. Daha bu kriminal raporlar ve açıklamalarla düzeyinde bekleniyor. Hala kaza diye gidiyor. Bilinçli taksirle yargılanıyor. Olası kast olsaydı tabii daha ağır ceza alacaktı. Ama ilk kararda zaten aklanmış oldu değil mi? Öyle. Öyle olmadığı anlaşılıyor şeklinde bir rapor da var çünkü. Evet. Platform ne zaman kuruldu? İtirazlar sonrasında mı mahkemeye? Şey mi adı? Aha, Sebak için Adalet platformu. Bizim işte aktivistler, bizden, hı-hı, cemaatten kişiler bu platformu kurdular. Hatta Yargıtay'a imza kampanyası da açtılar. Bunlar da söylendi ama işte herkes adalet istiyor da yok ortada adalet. Göremiyoruz. Hı hı. Mücadeleniz devam ediyor. Devam ediyor, edecek de. Hı hı. Edecek, sonuna kadar gidebileceğimiz her yer. Yalnız hep şunu söyledim orada da. Adalet ülkemde çözülsün. Beni başka ülkelere yollamayın dedim. Yani ben utanıyorum ama hakkınızdır diyorlar. Hı hı. İyi, hakkım biliyorum da ayıp. Burada çözemedik, siz bakın, bilmiyorum, bana ters geliyor. Her ne kadar hakkımsa. Bu kadar delile ve şahide ve raporlara rağmen. Evet, gerekiyorsa gideceğim tabii o da, ama memnuniyetten gitmeyeceğim. Hı hı. Demek istediğim bu yani, bana para cezası ödeyecek. Ne yapacağım ben o parayı? Zengin trilyoner biri değilim ben ama yani öyle bir şey yok. Cezasını bulsun. Bundan sonra hiç kimse olmaz, örnek olsun diyorum. Ama arkadan bak bir sürü daha devam etti Batman'da, hı hı hı, başka olaylarda. Hı hı. Yine asker ölümleri var. Evet. Şimdi o kadar çıkmıyor. Aslında ya verdiğiniz bu hukuk mücadelesinin en önemli anlamı belki de başka gençlerimizin ölmemesi için olacak. En büyük anlamı herhalde. Evet, savaşım onlar için zaten. Çünkü benim
İşim zaten gençlerleydi. Çocuklar, gençler. Bir sürü büyük öğrencilerim var. Hepsi büyümüş. Torun sahibiyim aynı zamanda. Hı-hı. Ben 77 yılında başladım öğretmenliğe. Ondan sonra üniversiteye devam ettim. Öyle ki bu çocuklar büyüdü. Onların çocukları var. Bunlar hepsi gidecek. Güzel bir gelecek için çabalıyoruz. Olmasın. Hı-hı. Askerliği öğrensinler ama bağıra çağıra döverek, öldürerek nasıl bir askerlik öğrenilecek? Öldüren kişiyle ilgili ilk yapılan araştırmalarda da Facebook gibi sosyal medyada çok milliyetçi mesajlar paylaştığı anlaşılıyor ki sonra kapatılmış zaten bu sayfası. Yani her şey planlanmış bir düzenlenmiş şey gibi, algı gibi ilerliyor aslında. Bu konuyla ilgili vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani biz bu soykırımla yüzleşme 100. yılda olması gereken noktada olmadığımız için ne söylemek istersiniz? Nasıl bir yol izlenmeli, gerçekte olması gereken nedir? Yani evet, milliyetçi duyguları olan bir insan belli ama insan öldürmesi gerekmiyor. Milliyetçi olur, tartışırız, konuşuruz. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuruz. Keşke o da öyle yapsaydı. Çekip vurmak ne demek Ermenidir diye. Benim hala bunu inanın anlamıyorum. Çünkü biz böyle büyümedik, böyle yetişmedik burada. Hep dostlarımız, ahbaplarımız oldu. İnşallah bunlar bilmiyorum yayınlar, şeyler. Bu çocuk gençlerin kulaklarına küpe olsun. Daha geçen gün zaten bu nedenle Kadıköy birbirine girdi. Sevak için yürüyorduk. Evet. Yani kaldırdılar pankartları, Sevak'ın pankartını indirdiler. Normal güzel bir yürüyüştü. Anmaydı. Yani anmaya bile izin verilmiyor. İzin verilmedi. Nasıl ne olacak? Tabii ki herkes çekinir askere gitmeye. Yani bunun bilmiyorum çözümünü. Özür dilemeli ama önce halk anlamalı. Devlet özür dilerse ne olacak? Kabul etse ne olacak bence? Ya da devamlı işlemek lazım halka da. Anlamayanlara. Güzel bir şey değil ırkçılık ya. İnsan öldürmek. Hı hı, hı. Bilmiyorum, ben hiç düşünmediğim şeyler bunlar benim. Şimdi konuşuyorum bunlar. Demek ki ötekiymişiz dediğiniz bir cümle hatırlıyorum gene basında söylediğiniz. Yani bu olaydan önce sizin kendi deneyimlerinizde bunu size yaşatan örnekler var mı? Aslında tabii yanlış ki soruyorum. Sizin geçmişinizde de çünkü bu tarz bir tehcir hikayeleriyle gelindiği için. Zaten ben bir kılıç artı torunuyum. Hı hı. Eşim de öyle. Kurtulanlardan sonra olanlar. Ama evimizde, ailemizde fazla anlatılmazdı. Neden? Çünkü biz burada yaşıyoruz. Aramıza nifak sokmamak için. Hı hı. Herhalde yaptılar. Yapsan, ben de oğluma öyle anlatmadık bir şey. Zaten ben bilmiyordum. Yeni öğrendim ailemin tarihini. Hı hı. Oğluma anlatsaydım demeyecek miydi? Sen niye bu ailelerle madem öyle görüşüyorsun? Ki oğlunuzun da Şahin olarak bir Türk ismi var. Bu da aslında bir Türklükten işaret. Türklükten değil. Baba kuşlara çok meraklı. Şahin onun için koydu. Normalde çünkü Ermenilerde hani bir Türk ismi de toplumda böyle bir yabancılaşma ama yaşamaması önde, için önde, normalde konuluyormuş. Önde değil zaten. Hep Sevak deniyordu. Hmm. Yani o baba sevdiği için o ismi. Onu koydu, ekledi. Ben de iyi dedim. Sevak da bizim Rupen Sevak adlı şairimizin ismi. Hı hı. Onun yazılan şiirlerini ve 1915'te öldürülüş şekli çok vahim. Onun için koydum. Belki Sevak da işte onun için onun yanına gitti. İsimler de önemli derler ya. Evet. Enerjileri taşırlar. Evet. Deniliyor. Düşüne, bir inanış var öyle. Ama işte fazla düşünmezdik biz o gidenler, soykırımın üstünde olanlar. Hı hı. Anlatılmazdı. Babamın tarihini yeni öğrendim. Anneminki öyle. Ankara'dan gelmişler. Anneannemin üstünde altınlar varmış, askerler trende almışlar üstünden. Dedemin şarap bağları varmış. Hiçbir şarabı beğendiremezdik dedeme. Kendi yaptığım şarap başkaydı derdi. Öyle ki yani bunlar hep göç olunmuş. Ama sonra dostluk içinde yaşamışız. Burada. Ama dışarıda diasporadaki öyle yaşamadı. O dedeleri ona anlattılar onlara. Hı-hı. Ne olduğunu. Çünkü etrafında yoktu Müslüman. Ki düşman
bir nevi düşman olduğunu ama doğruyu da anlatan onlar zaten. Zorlu bir mücadele sizi bekliyor. Adaletle ilgili umudunuz var mı? Umudum yok ama belki diyorum, belki bir vicdana gelirler mi, belki gerçekleri görürler mi? Vicdan, gerçekler o kadar ortada ki vicdanı ikinci plana bırakıyorum. Hı hı. O gerçekler zaten götürüyor o yola. Bu ırkçı bir cinayet. Bu kadar basit. Günü, saati, her şey de belli. Onlar onda toplanmışlar orada. Benim haberim yok. Ve bu ona bir gözdağı. İlk, ikinci anması. Ne oldu? Vatanı seven kim oldu? Gürül gürül gelmeye başladılar şimdi dışarıdan. Hı hı. Ve Sevak Birken bin oldu. Her yerde tanınıyor. Evet. Vatan sevmek mi oluyor bu? Vatanı rezil ettik. Yazıklar olsun. Böyle vatan sevilmez. Vatanı demek ki biz herkesten daha çok seviyoruz. Burada doğduk, burada büyüdük. Önce insan, sonra Ermeni, Rum, Alevi, kimse ne diyorum. Beklentiniz var mı insanlardan? Yani böyle bir platform kuruldu. Bu platformun gücü çok arttığı zaman hukuki sürece katkısı olacağına inanıyor musunuz? Belki, bilmiyorum. Yani bu platformlarla şeyleri tamam, çok güzel, evet. Belki gidiyor bir yerlere bu mesaj olarak. Ama önce zaten kendileri görsün. Bunlara gerek var mı? Yazılar, olaylar, tutanaklar, hepsi gözlerinin önünde. Sizin bir mektubunuz var. Yani gözüme bakabilecek misiniz verdiğiniz kararla diye biten bir hatırlıyorum. Öyle bir sözünüz var. İşte, çocuğunuza sarılırken Sevak'ı, annenize sarılırken gözlerim aklınıza gelsin dedim, evet. Hala kaza deniyor mu? Neden bu kadar korunuyor? Demek ki korunması gerekiyor. Biz bir hiçiz. Sevak o kadar önemli bir insan değil. Ben buradan onu çıkarıyorum. Onun gibi olanlar da. Yani ölmek normal. İşte kaza oldu, ne yapalım? Zaten onun bir gün avukatı söyledi. Şimdi gelirken bir kaza oldu. 3 tane polisimizi kaybettik. Bu da onun gibi bir şey dedi. Bir de ajitasyon var orada. Hı hı. Resmen normalleştirme var. Ajite ediyorlar, evet. O da biraz ayıp kaçıyor ama dayanıyoruz. Anmanın 100. yılında yaşanmış olması, tekrar bu sizin kendi anmanızla olması daha da bir olumsuz düşündürüyor insanı, izin verilmemesi. Evet, o ayrıca bazen tabii o anmalarda, Taksim'de olsun, işte bu yürüyüşlerde olsun, bu yıl daha büyük bir çapta zaten katılındı. Ben Beyoğlu'ndakine katıldım. İlk kez bu kadar büyük bir anma olduğunu gözlemledim. Belki giderdim, katılırdım yine ama Sevak'ın resimlerinin orada olması neden diyorum. Hı hı. Yani neden Sevak da bunların içinde? Bu yüzyılda, bu zamanda. O zaman savaş vardı deniyor değil mi şimdi? Hı hı. İşte savaşta, yok savaş yoktu. Savaşan içeride savaş mı olur? Hı hı. Tüfeksiz adama götürüyorsun. Bu da öyle, bu savaş mı vardı da Sevak gitti? Çok acı. Yani daha önceki olaylarda belki çok daha fazla Hrant Dink'te ya da benzeri birçok bu tarz nefret cinayetinde gereken yapılsaydı belki bunları şu an konuşuyor olmayacaktık. Evet. Hrant'ın zaten bulunmaması, bulunup da nereden nereye gelindiğinin kanıtı çıkıyor zaten ortaya şimdi. Olmaması, evet, arkasından belki Sevak'a olmayacaktı bir şey. Aynen. Ama bilmiyorum, yani Hrant'ın ölümünden etkilendi de böyle bir şey mi yaptı? Yok, nasıl ceza? Biz zaten hep kahramanlar yarattık devlete yani. Onunki de kahraman, bu da kahraman olur yarın. Daha hala hizmet ediyoruz. Evet. Devlete ama hizmet göremiyoruz. Umarım her şey istediğiniz gibi İnşallah. Olur. Mücadeleniz büyür İnşallah. Ve bir şeylerin değişmesine vesile olur. O bir şeyler daha çok farkına varmamız ve daha çok doğru davranmamız şeklinde sürer diye düşünüyorum. Umudumuz, İnşallah. Ümidimiz diyelim. Ben de artık onu diyorum. Adalet mülkün temelidir yazıyor arkalarında. İnşallah onlar
doğru görüyor ama ters kalıyor da göremiyorlar mı acaba bazen diyorum. Hatırlatmak mı lazım? Benim gözüm hep orada oluyor çünkü. Vicdan ama herkese mülk, lazım olacak. Ne mülk var ne temel var göremedik daha. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu anmayı sizin deneyiminizle oğlunuzun adına yaptığımız için çok teşekkür ediyorum ayrıca ailenize, size. Teşekkürler. Katılımınız için. Bir portre bugün Sevak Balıkçı'yı andı. Soykırımın 100. yılına özel bir program yapmaya çalıştık. İyi geceler diliyorum.